Merdivenlere çırpınışlar var. Kanat çırpıyor. Girdiği yanlışı çıkmakla düzelteceğini zannediyor. Cam kırıktı ve batmıştı birkaç kez. Birkaç sakinin ayağına. Onlar parçaları toplamanın yanlış olduğunu sevmekle meşgulken ben merdivenlere devrim duran kanatlara üzülüyorum. Bu devam ediyor. Oo, hiç gitmiyor. Çiçekleri de sulamak senin işindi halbuki. Çiçeklere sırtını dönmek seni suçlu yapardı. Tüm zamanların en azı suçlusu. Turkuaz renginde bir köşte geçiyorum bu dünyadan. Ne dediğimi dinle bir kez daha. Gıcırtılar bir sesten daha fazlası. Girmeye çalışan kanatların az sonra düşeceği derin pişmanlığı olur. Hiç var olmamış olmayı düşündüm yatağa çarpınca. Hüzmesi sıcağı. Ölmemiş olmayı düşünemem. Ayaklarım gıcırtılardan seslere basarken. Böyle bir yalnızlık olamaz. Böyle bir yalnızlık ancak soğukla gelir. Cama çarparken her noktası kanatların. Serbeste salmak için kapı önüne çıkmak gibi mesela. Kapı önünde beklerdim. Gitsem mi diye düşünüyorken ev uzanıp kısalıyor. İçeride kalbim taraflarda bir şey küt diye kırılıyor. Başıma bir hadise gelemez ki bu ev kadarını kaldırıyorum saat 5'i çeyrek geçeye kadar. Sonra kanatlar yeniden çarpmaya başlıyor. Benim bir günüm böyle geçiyor. Sonra senin gibi birkaç kişi geçiyor sokaktan. Böyle temelli gidişler soğukla gelen dargınlık yüzündendir diye düşündüm. Usanana kadar. Korkuyorum. Bile diyemedim. Farklı gıcırtılara farklı çırpınışlar eklenirken. Bir dahakine gelirken çiçek almayı ve bir camcı bulmayı unutma.